Yok. Bu bir risk faktörü olarak değerlendirelim. Hani her boşanan bunu yaşayacak mı? Hayır. Ya da boşanmadan da bunu yaşayabilir gibi de diyebiliriz. Ama işte araştırmalar, hani bağlantı kuran araştırmalar bunların riskli dönemler olduğunu gösteriyor. Peki ben şeyi öğrenmek istiyorum. Senin düşüncen nedir bu konuda? Mesela panik atak, işte depresyon ya da işte gelecek haftaki programımızın konusu olan işte çocuk istismarı değil de yani çocuk istismarı da belki bir örnek olabilir. İşte medyada çok sık aslında bunlar konuşuluyor. İşte panik atak hastalığı bir şekilde çok ortada, işte depresyon ve kliniğe başvuran hastaların birçoğu da sanki böyle işte şey gibi, işte benim depresyonum var ya da işte ben panik atak geçiriyorum ya da işte acaba ben panik atak geçiriyor muyum ya da sadece şey değil, nasıl söyleyeyim, mesela dikkat eksikliği hiperaktivite ile ilgili bir şey okuyan anne baba, işte benim çocuğum hiperaktif tarzında bir şeyler var. Yani kendi tanısını koymuş olarak aslında bize geliyorlar. Peki medyanın etkisi ne kadar? Yani işte bu ben panik atağım diye ortaya çıkan herkes panik ataklı değil aslında. O da ayrı bir Yani konu. şimdi mesela depresyonla ilgili ya da panik ataklı olsun, bunlarla ilgili medyada çok bilgiler, gazetelerde yani belki bir yıl içinde yani birçok haber olabiliyor ya da semptomlarını verebiliyor. Artık yani bizim komşu bile aslında depresyon tanısını koyabilir. Koyduğu zaman da doğrudur. Mesela kadının birisi geldiğinde işte komşum dedi ki ben depresyonmuşum. Ben dedim tebrik ederim, gerçekten öylesiniz. Yani koyabilir, düşünebilir. Tabii gerçek anlamda hani tanı olarak değil, yani sen böylesin olabilir ama bir de nedir, yani elfamlı bir insansındır. Aa bende bunlar var, bu olabilir mi diye yorumlayabilir ve doğru olmayan bir şey de düşünebilir kendisi için. Yani medyanın hem olumlu hem olumsuz bir takım yönlendirmeler olabilir ama sadece hani sen busun diyen bir medya aracı, işte gazete olsun, televizyon. Kişide bu yatkınlık yoksa da etkisi, yani yatkınlık yoksa da etkisi olmayacaktır. Ama yatkınlığı varsa. Evet, ben şeyi söylemek istiyorum. Daha doğrusu dikkat Anlamadım. çekmek, uyarmak istediğim bir nokta var. Yani birçok işte dergide, işte gazetelerde ya da işte bu pazar eklerinde vesaire gibi yerlerde, daha çok işte yazılı basında 5-6 soruyla işte depresif, yani depresyonunuzu ölçünüz ya da işte kişiliğinizi belirleyiniz ya da işte panik atak mısın değil misin? Hatta işte iyi aşık mısın değil misin falan tarzında ya da mesela arkadaşlığı ölçen birçok şey görüyorum ben, yani işte test ve şöyle bir şey var, bu puan aralığındaysa işte bu, şu puan aralığındaysan bu falan gibi yorumlar Yani yani. ama bunlar süreyen şeyler. Yani devam ediyor sürekli. Önü açık. Yani ne kadar aşıksın. Bunu ölçemezsin ki. Bu yani çok geniş bir aralık. Ya da aşık mısın değil misin? Bu da olmaz zaten gibi. Yani Ya da kişiliğin depresyonda mısın değil misin? Evet.